Çok zor bir şey. Ay neyse, hadi. Tamam. Bu devam. Tamam. Devam. Şimdi şey var, paşa sarması yapacağız. Hadi yapalım. Hemen bir tane yapalım usta. Siz bana öğretin, ben de yapacağım. Evet. Çok kolay bunu yapılışın. Evde hanımlar yapabilir. İnanılmaz kolay. Bir yufkayı alıp 8'e kesiliyor. Evet, onun içinde kadayıf ve fıstık olan. İsterseniz ceviz koyabilirsiniz, isterseniz fındık da isterseniz koyabilirsiniz. Ucunu hafif ıslatıyor. Çok kolaymış. Bu hazır. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Dur şu siyahta yapayım da herkes görsün. Daha güzel görsün. Tamam. Şöyle aldım. Evet, al. Kayalım. Yufkaya bir şey sürüyor musunuz şefim? Hayır, hiçbir şey sürmüyoruz. Çok kolaymış ya, ucunu. Ucunu hafif ıslatıyoruz, bolca atabilirsiniz. Ne kadar bol olursa o kadar güzel olur. Tabii. Evet, elimizi korkak alıştırmayalım. Yok da, şimdi bunu böyle hep şey katık etme fikri vardır ya. Şimdi ben tek çocuktum babaannemin evinde. Ama anneme gittiğimde üç kardeşim daha var benim, üç oğlan kardeşim daha var. Et yemeği yapılmış. Ondan sonra ben de sanki tek başımaymış gibi et yemeğini aldır uldur götürüyorum. Annem dedi ki kızım öyle yenmez. Niye anne dedim? Katık et dedi. O ne demek dedim? Ekmekle yiyeceksin dedi. O zaman öğrendim katık etmeyi. Evet. Ya hayat böyle ama ya. İyi güzeli her şeyi katık ediyorsun işte. Şimdi bunları Zayda Hanım böyle yaptıktan sonra yağ da kızartıyor. Sıcak yağ. Hadi kızartalım. Yağımız lokma için hazır. İstersen hemen kızartabiliriz bundan. Şunlardan atabiliriz. Tamam. Bunlardan da atalım. Evet. Hemen şundan da iki tane alayım. Şöyle atayım mı isterseniz hemen? Atın. Görelim olmuş mu olmamış mı ki ya? Hemen. Oldu. Lokma için hazırladık. Lokma için de hazır. Bunun için de fark eden bir şey yok. Şöyle. Patlamasın ya. Yağ patlamasın. Yağ patlar mı? Hayır. Yok patlamaz. Hiçbir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Kendini korkuttun. Hayır. Nasıl patlamaz diyorsunuz? Hayır. Dur Mahmut. Fırına gel fırına. Kabarıyor perde pilavı. Bu sıfıra sıfırdı Mahmut bak. Yavaş yavaş kabaracak. Mustafa'ya bak. Aç istersen kapağını. Açayım mı? Aç bir şey olmaz. Açıyorum. Aç. Gitmesin sonra kabarıklı. Yok. O kabaracak sonra pişecek. Allah ne güzel oldu ya. Bayağı kabardı yani. Sonra maşallah. Dur kapatayım da havası kaçmasın. Bunu bizim taş fırında yapsam. Paşa sarması bu muydu? Evet paşa sarması. Ay ne kadar kolay oldu şunlar, öyle. O taş kadayıf. Bu taş kadayıf. Evet. Ay bismillah. Korkuttunuz beni sıçrar diye. Sokak lezzetlerinin en şeyi yani bizim bu sokak lezzetleri olmasının nedeni şu. Bu sokak lezzetiyse evdekilere ne yapacağız? Çok lezzetli şimdi görünüyor. Biz şeyde İstanbul'da Eminönü'nde, Sirkeci ve Taksim'de çok güzel noktalarda iş yerlerimiz var. Tamam bunlar dur reklamını yapma. Yerli yabancı. Seni bilen biliyor. Herkes tadıyor bunları. Şöyle yerli yabancı hem ülkenin tanıtımı açısından. Kalmadı yani. Türkçe, evet. Vallahi ben ilk defa gördüm yani. Hiç de tatmadım. Almadım da. İnanılmaz bir tadı var. Şimdi direkt şeye. Hazır. Şekere. Evet. Bu hazır. Yani sıcak yağ atıp hemen pişiyor. Bu da %100 doğal şekerle yapılmış şerbet. Bunu yaptıktan sonra biraz içinde bastırıyorsun. İyice içine çeksin diye. Şimdi bu tamam. Şerbeti bu hazır. Kadar bu kadar. Yapması da kolaymış. Bir tat. Yani yapması da kolay. Evde hanımlar istediği gibi yapabilirler. İçine istediği yemesi şeyi koyabilirler. Valla dün o kadar oynadım. İki şey yedim kaşık tatlı gitti geçmiş olsun. Bunu da basabiliriz. Yani hareket edeceğiz mecburen. Bunları yemek istiyorsak diyetini ödeyeceğiz yani. Hareket edeceğiz. Şöyle bastırayım bari ben de. Bu bayağı sert oldu yalnız. Şöyle kesip tadına bakabilirsiniz. Bu tadı çok güzel. Taş kadayıf olması dışı sert. Şöyle çevirir misiniz? Tabii şöyle ki. Çevirdim. Dur. Şöyle. İnanılmaz bir tadı var. Bunu sıcakken kesinlikle yemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz bir şey yani. Vallahi çok lezzetli görünüyor. Evet, Mahmut'a diyecektim bak. Mustafa gel. Gel bugün kaynanan seviyor gel.